Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Zengin arkadaşlarım için ben Tuana. Daha sesim çıkmıyor ama bugün bayrama benimle hazırlan çekiyoruz. Bu arada herkesin bayramı mübarek olsun. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öperim. Bugün bayrama benimle hazırlan çekiyorum. Ve hazırlanmamın her aşamasını detaylı detaylı göstereceğim. Şimdiden videoya geçmeden videoya like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Şu anki kombinim gördüğünüz gibi bu şekilde pijama kombine. Birazdan da kombinimi giyeceğim. Bayram kombinim bu şekilde arkadaşlar. Siyah bir tenis şeteği. Büyük ihtimalle Stradivarius crop ama beyaz crop'u da giyebilirim. Üzerime de bu şekilde başka bir denim ceket giyeceğim. Yani bence okey, çok okey. Bakalım giyince de zaten üstümde görürüz. Ama ilk önce saçlarımı ve makyajımı yapacağım galiba. Ve şimdi saçlarımı düzleştirmeye başlıyorum. Saçım oldu gördüğünüz gibi. Şimdi çorabımı giymeye çalışıyorum. Umarım bu çorapta herhangi bir yerinde tel kaçık yoktur. Yani tek kaçık varsa ağlarım, üzülürüm. Şimdi giyindim arkadaşlar. Bu kombin bu şekilde oldu. Bir de crop seçeneği olarak bu vardı. Fakat işte bunu giyersem kombin bayağı rengarenk kalacak diye bu beyazı tercih ettim. Bence beyaz yani güzel oldu ya. Beyaz bence gayet hoş oldu. Ve altıma da Converse giyeceğim için siyah beyaz bir kombin yapmak istedim. Ve bence okey oldu. Yorumlara yazın bu arada bayram kombinlerinizi yorumlarda size anlatabildiğiniz kadar anlatabilirseniz biz de sizin bayram kombinlerinizi yorumlarız. Bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlara da mutlaka yazın yani. Şimdi bugün bu arada doing göz makyajı yapacağım ya kendime. Bence bayağı güzel olacak. Ya umarım inşallah çok güzel olur. Ama güzel olacağına inancı beni sonsuz. Değişik bir şeyler yapmak istedim. Hiç yapmadığım ve denemediğim şeyler yapmak istedim. Aklıma da bu geldi. Şimdi her şeyden önce güneş kremimizi sürüyorum. Biraz fazla mı önünde? Zararı olmaz. Çok gözaltıma falan geçirmeyeceğim. Güneş kremini. Nedenini sorarsanız alerji yapıyor. Gözüme giriyorlar ve sonra da gözüm böyle sürekli kaşınıp sulanıyor. Ve gördüğünüz gibi güneş kremimizi sürdük. Şimdi ilk öncelikle ben bunu bir videodan izleyerek yapacağım. Bir TikTok videosu. Ece Dinç'in. Böyle sedefli bir renk uyguluyor. Bende de var. Revolution'ın bu paleti sizde varsa sizde de vardır. Şu var. Bayağı sedefli bir renk. Ve onu şimdi uygulayacağım. Aynı gösterdiği şekilde. Daha sonra zaten gölgelerle falan bunun rengi daha belirgin olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu birazcık beyaz. Acaba altı pembe sürüp üstüne mi beyaz sürmeliydim ki? Evet. Değişik makyajlar denemeyi açıkçası seviyorum. Ama çok denediğim söylenemez. Üşengeçlik ise. Günlük makyajımı yapıp çıkıyorum genelde. Değişik şeyler denemiyorum. Zaten okula gidiyoruz. Bakalım bir oluyor mu? Oldu mu ya? Çok da bir fark olmadı ama şunu beğendim. Şu an göz makyajının yarısından azı oldu gibi. Bakın biraz yapmaya çalıştım. Umarım oluyordur. Yani pek olmadı gibi hissediyorum ama olacak, olacak. Çekil Esin'cim, sen bir buradan çekil. Bence tatlı yani, olacak. Umarım güzel olur. Şimdi burun yanıma hafif bir gölge atıyorum. Bu şekilde. Daha bu arada göz altı kapatıcısı falan sürmedim. Göz makyajından sonra sürülür diye düşünüyorum. Böyle. Ve içine bunun glitter koyacağız. İnşallah yapabilirim.
Yani burası önemli bence. Makyajın en önemli kısımlarından biri bile olabilir. Mov var. Mov glitter var. Bunu uygulamak istiyorum. Bunun simleri daha kocaman. Fakat tabii bunu uygulamak kolay olmayacak. Çünkü birazcık jel yapılı bir glitter olduğu için birazcık zorlanacağız. Aa, çok geliyor mesela. Ve bunu dağınık şekilde koymak imkansız gibi bir şey galiba. Ve göz kısmı bitti. Yani şey, kirpiklerim dışında şu anda far kısmı bitti. Ben beğendim. Bakın göz makyajım bu şekilde oldu. Jel eyeliner'ımı da yaptım. Ve sırada kapatıcı zamanı. Bakın inşallah kapatabiliriz. Masama geldim ve maskara süreceğim. Annemden skylash'ını çaldık. Bunu kullanıyorum. Kirpiklerimi tutabilirim. Kamerayı kendimin de görüş açısına göre yerleştirdim. Skylash'ın fırçası çok güzel. Yine kirpikleri birazcık birleştirmek gerekiyor. Yani bunu da arkadaşlar gördüğünüz gibi makyajım bu şekilde oldu. Ben gerçekten çok beğendim. Dudaklarımın içine de hafif bir kırmızılık koydum. Ama belli oluyor da olmuyor da çok hafif belli oluyor böyle. Çok tatlı oldu bence. Acaba perçemlerimi örsem mi dedim. Onunla birazcık kararsız kaldım. Hani bütün gün boyunca yüzümde perçemlerimin kalması belki beni bir zaman sonra rahatsız edebilir. Ama örsem mi örmesem mi birazcık açıkçası arada kaldım. Yani bunlar bu şekilde bakın kısa perçe. Bunları acaba örsem mi? Sence perçemlerimi örüyeyim mi Evelyn? Fark etmez. Ben bunu aldım tutacağım. Hı? Ne dersin? Bana fark etmez. Anne? Efendim? Perçemlerimi örsem mi? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi makyajım oldu. Bence çok tatlı oldu. Saçlarıma da birazcık glitter attım. Perçemlerimi de ördüm. Takılarımı göstereceğim. İlk önce bir tane böyle büyük halka küpe taktım. Normalde bu kadar büyük takmıyorum. 3 boy var. Ama bugün bayram diye istediğim boyunu taktım. Bunu bir butik bir yerden almıştım. Bu arada bunu H&M'den aldım. Ve şimdi de bir de kolye takacağız. Kolye olmazsa olmazımızdır. Ben takı çok seviyorum. Takı takmayı. Benim için bir lifestyle. Yaşam stili. Eğer telefon koyabilirsem. Şimdi. Bakalım bunu. Biraz karışık burası ama. Ben de herhalde düzgün düzgün de koyarım aslında ama. Biraz karışmış. Anne. Bunu takarım diye düşünüyorum. Ben, babam bu böyle pusulalı. Ya bu. Ya da. Bu böyle olabilir. Yani bilemedim. Bu galiba ya. Bu. Şimdi o çok şey kalacak. Tek kalacak. En azından bu inciler birbiriyle böyle. Bunları da Stradivarius'tan almıştım. Yanına bir tane zincir taksam mı? Normalde zincir takmıyorum ben bu zinciri çok fazla. Çünkü ikili bir şeydi. Çünkü hani biraz daha abartı kaçıyor gibi oluyor. Ama bugün bayram. Bir bakacağım bunlara. Oy, bu ikisi bence gayet güzel oldu. Şöyle old fitimi baştan sona da bir göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir. Üzerime de kot ceketimi giyeceğim. Şimdi arkadaşlar benim iki tane cüzdanım var. Birisi böyle heartbreaker, birisi de böyle baykuşlu. İkisi de aşırı tatlılar. Hele bunun içine ölüyorum bitiyorum. İçi çok tatlı bunun. Fakat şu an çantama sığmıyor. Bu yüzden ufak bir sinir kriz geçireceğim.
Ah, sığdı. Sığdı. OMG. Bir dakika. Sığdı şu an. Galiba videoya özel. Bir de diğerini deneyeyim. Bunu böyle çıkarmak bayağı zor olacak gibi gittiğimiz geldiğimiz her yerde. Hangisi daha rahat girerse. Bu daha mı rahat girdi? Bu galiba daha rahat girdi. Boyları aynı mı? Hayır be. Bu daha büyük sanki. Mavi olan daha büyük bence. O yüzden bunu alıyoruz. Gönlüm bundan yanaydı zaten. Şimdi yanıma şöyle bir ruj alacağım. Bununla hafif bir şekilde dokundurarken dudaklarımı hem yanaklarımı yapabiliyorum. Efe ne yaptın sen? Ne yaptın? Ne? Bir şey yapmadım. Gözüm biraz önce böyle oldu. Böyle yaptım. Hayır Efe'nin öyle yapmadın. Gözlerini biraz önce birbirine yapıştı. O kadar çok şey sürdün ki. Son olarak saç yağı sürüp parfüm de sıkacağım. Ve daha sonra da hazırım. Saç yağım burada. Evet, saç yağımızı sürdük ve sırada parfümümüz var. İlk öncelikle birazcık kollarıma şey süreceğim. Bu Simli Body Mist'ten süreceğim. Bu simli böyle parıl parıl parlıyor. Elime de şöyle. Ve çok güzel bir kakaolu vanilya kokusu geliyor. Yani çok güzel kokuyor. Tamam. Son olarak da çıkmadan önce parfümü sıkarım. Ve oldu. Ve arkadaşlar hazırım. Kombinim de bu şekilde. Ve makyajım da bu şekilde oldu. Sizleri çok seviyorum. Hepinizin bayramı tekrardan mübarek olsun. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Hoşça kalın. Nice bayramlar olsun. Kanalıma abone, videoma like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye.